Güzel prenses, neredesin sen? Çok özledim seni aşkım. Aşkım benim. Gel artık, hadi. Aşkım benim, neredesin sen? Ay, ağlıyor. Resmen ağlıyor. Ağlayacak tabii. Niye şaşırdın? Dedim ya sana, kızı gidip hemşireyi bulmuş. Yeşim bize oyun oynadı diye gitmiş hemen yetiştirmiş babasına. Bu da aynı anası gibi. Cadı. Tam. Aman bırak şimdi kızını. Yeşim sen ne kadar etkileyici bir mektup yazmışsın kızım. Gözyaşı lekeleri falan muazzam olmuş. Bak, şeytana zap da gerek, görüyorsun değil mi? Ortadan kayboldun, nasıl kıymetli oldun Murat Efendi'nin gözünde? Sürüm sürüm sürünecek o Murat. Sürüm sürüm sürünecek. Doğru söylüyorsun. Artık çantada keklik işim bitti. İnanarak söyle, daha çok inan. Artık çantada keklik yeşim yok. Aynen. Yalnız var ya, kadının evi mükemmeldi yeşim ya. Aklım çok kaldı o evde. O bahçesi, havuzu, neydi öyle? Görüyorsun değil mi kadın nasıl villada oturtuyor? Ha? Aman, eski evleri. Benden önce alınmış. Ben eskiyeni anlamam. Şu andaki karısı sensin yeşim. O ilişki bitmiş gitmiş artık. Adam ağlıyor arkandan çocuk gibi, ev aldır, kullan. Aklını kullan, bu adama ev aldır. Asıl ben sana ne diyeceğim? Bizim daire satılığa çıkarılmış. Onu alsak ne kadar iyi olur. Ay yeşim, daire mi aldıracaksın Allah aşkına? Kızım ben sana ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Ya gideceksin o cadının villasında oturacaksın ya da sana daha da güzelini alacak. Oltan, gelişme var mı? Henüz yok. Olacak ama. Bahsedeki davayı soracaktım. Anne. Ha, Emin itiraz dilekçesini yazacak. Babamın sesi, babam nerede? Yok anneciğim, radyodan geliyor ses. Çok benziyor babanın sesine değil mi? Anne babamı çok özledim. Babam niye gelmiyor? İşi var anneciğim babanın. Hani eskiden Antalya'ya gidiyordu ya. Evimize niye gitmiyoruz peki? Evimizi de özledim. İlaçlattık anneciğim. Abiler geldi, böcekler için ilaç yaptı. Kokusu gitsin, hemen gideceğiz. Belki itfaiyeciyi oynayayım. Hadi bak, gidin Emre'yle oynayın güzel güzel, tamam mı anneciğim? Nasıl ağladı ama. Ağlayacak tabii. Fatma, kapıya bak canım. Buyurun. Merhaba, ben Burcu Hanım'la görüşmek istemiştim. Salonda, buyurun. Teşekkürler. Dayanamıyorum artık buldum. Evin her köşesinde kızımın kokusu var. Nasıl ağlıyor bak? Beter olsun. Antalya'dan hala bir ses çıkmadı. Tarık'ın sesi mi o? Bu karşı dairede ağlarken siz burada oturup onu mu dinliyorsunuz? Burada olduğunuzdan haberi var mı? Burcu Hanım sizinle bir şey konuşacaktı. Ama vazgeçtim. Hakim Hanım biz aslında...
Sağ olasın. Sağ olun Murat Bey, teşekkür ederim. Güzide. Ne işin var senin burada? Sana soruyorum. Sana soruyorum. Sorma. Güzide Hanım. Güzide Hanım. Güzide Hanım. Yalvarırım beni dinleyin, ne olursunuz. Lütfen, lütfen, lütfen beni dinleyin. Ne olur, ne olur gördüklerinizi Murat'a söylemeyin. Size yalvarıyorum. Söz veriyorum, bundan sonra her şey sizin istediğiniz gibi olacak. Siz nasıl istiyorsanız öyle olacak. Ben, eğer Murat karşı dairede olduğumu bilirse beni bir daha asla affetmez. Ben gerçekten her şeyden çok ama çok pişmanım. Yemin ederim benim küçücük bir kızım olmasa bunların hiçbirini yapmazdım. Ben bilmiyordum Murat'ın evli olduğunu. Ben tek başıma olsaydım çekip giderdim. Ama küçücük bir kızım var. Ne olursun, ne olur lütfen. Yalvarıyorum size hiçbir şey söylemeyin. Ne olursunuz.